Bilim Darwin'i bir kez daha yalanlıyor. Her ne kadar Darwin ve bazı çağdaşları kafatası ölçümleri yaparak insanları ırklarına ve cinsiyetlerine göre aşağı veya üstün diye sınıflandırmış olsalar da, Darwin'in pek çok iddiası gibi bu da günümüzde bilim tarafından geçersiz kılınmıştır. Kafatası ve beyin büyüklüğünün zeka veya zihinsel kapasite ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır. Beyin büyüklüğü ile zekanın doğru orantılı olmadığı aslında doğada açıkça görülür. Örneğin fillerin ve balinaların beyinleri insana göre çok daha büyüktür. Ancak insanın tüm bu canlılardan daha zeki olduğu açıktır. Bunun dışında günümüzde insanların kafa tası hacimleri 700 cc ile 2200 cc arasında değişiklik gösterir. Fakat bu farklılıklar insanların zekaları arasında farklılığı belirler nitelikte değildir. Kafa tası ölçümleri dışında genetik bilimi de Darwin'in kadın ve erkek arasındaki farklılıklarla ilgili iddialarının doğru olmadığını ortaya koymuştur kalıtım kanunlarına göre erkek hem kız hem de erkek çocuklarına genlerini aktarabilmektedir. Eğer erkek Darwin'in iddia ettiği gibi biyolojik olarak üstün özelliklere sahipse o zaman onun kız çocuğu da biyolojik olarak aynı üstün özelliklere sahip olabilecek. Dolayısıyla hem kadınlar hem de erkekler aynı özellikleri paylaşabilecektir. Ancak Darwin ve çağdaşları genetik bilimi hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Hatta Darwin, bir türün elde ettiği özelliklerin sadece bir cinsten geldiğini öne sürebilecek kadar bu konuda bilgisizdi. Darwin ayrıca dahilik, hayal gücü ve mantık gibi üstün özelliklerin kızdan çok erkek çocuğa aktarıldığını öne sürecek kadar cahilce açıklamalarda bulunmuştu.